Sayın Başkanım, 12. Büyükşehir Belediyesi'nin değerli üyeleri, sayın resim basın mensupları, hepinizi şahsım, grubum ve Bandırma Belediyesi adına saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra 30 Mart'tan sonra uygulamaları başladı. Tabii bizler de yerel belediyeler olarak uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ancak sıkıntılar yaşıyoruz. Bu mezarlıkların yerel belediyelerine devredilmesi konusunda söz aldım. Hem bu konuya değineceğim hem de onun dışındaki diğer yaşadığımız sıkıntılardan hem meclis üyelerine hem sayın başkanımıza hem de basın mensuplarına bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Büyükşehir Yasası çıktığında ve propagandalar yapıldığında büyük şehir olduğumuzda bütçelerimizin 2'ye 2,5'a katlanacağı, hizmetlerin artacağı, her tarafa eşit hizmetlerin geleceği ve daha güzel bir dönemin yaşanacağı bize söylendi. Ben burada tabloyu hazırladım. Bandırma Belediyesi'nin 30 Mart'tan önceki 5 ayını aldım. Bize İller Bankası'ndan gelen payları çıkardım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart tarafı giderek artıyor. Yaklaşık 4 milyonlara vurdu son aylarda. Toplam 16 milyon 571 bin lira. Büyükşehir Belediyesi olmadan önce gelen 5 aydaki paramız. Bir de Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Nisan'dan itibaren Ağustos'a kadar hesapladık. Toplam 8 milyon 456 bin lira. Yani yarıdan daha az. Bize söylendiği gibi belediyelerin bütçeleri artmadı. Dolayısıyla şu anda belki Bandırma Belediyesi pek sıkıntı yaşamıyor ama ben inanıyorum ki burada birçok ilçe belediye başkanı arkadaşım var. Sadece CHP'li belediyeler değil, AK Partili belediyeler de bunun bu sorunu yaşıyorlar. Maaş ödemekte zorlanıyor. Bu Büyükşehir Yasası'ndan sonra bizim diğer belediyelerin yaşadığı en büyük sorun. Bunun çözülmesi gerekiyor efendim. Tabii konuya hemen girdim. Öncelikle şeyi söylemek isterim. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyorum. Halk iradesinin böyle belirttiğini ve bunun başka şansının olmadığını görüyorum. Biz hem parti olarak hem belediyeler olarak birlik, beraberlik içinde ülkemizin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkese eşit davranması gerektiğini düşünüyoruz ve kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz ve hukukun üstünlüğünün Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlığında da hakim olmasını diliyoruz. Bunu bu vesileyle söylemiş olayım. Tablo bu arkadaşlar. Sadece bununla kalmıyor. İller Bankası'ndan gelen paralarımız yarıdan aşağıya düştü. Su Kanalizasyon Müdürlüğümüz Büyükşehir'e geçti. İtfaiye Müdürlüğümüz Büyükşehir'e geçti. Haller Büyükşehir'e geçti. Terminaller, parkları, otoparklar Büyükşehir'e geçti. Ulaşım Hizmetleri Büyükşehir'e geçti. Yani mevcut bizim gelir getiren müdürlüklerimizde Büyükşehir'e geçmiş oldu. Bu müdürlükler içinde, bunların içinde bir tek mezarlıklar geri getiriliyor arkadaşlar. Mezarlıkların sadece gideri var. Tamamı gider. Hani mezar yerleri satışından gelir var ama onlar da çok cüzi. Personel giderleri dahil olmak üzere, mazot giderleri dahil olmak üzere, insanların taşıma giderleri dahil olmak üzere tüm hizmetler bizde parasız. Dolayısıyla mezarlıktan gelir götüren, para götüren yerler. Şimdi Büyükşehir olduk, bize 2 büyük belde ve 32 köy de katıldı. Onların mezarlıkları da bize dahil oldu. Ayrıca yasada görmüşsünüz, defin işlemleri de bize devrediliyor. Defin işlemleri demek, bir köyde bir vefat olduğunda oraya doktor göndereceksiniz, tespit yapacaksınız. O cenazeyi yine oradan defnetmekte. Yani belki de şu anda var olan şeyin 2 katı, 3 katı daha fazla hizmet götürmüş olacağız. Bütçelerimiz azaldı.
Su Kanalizasyon Müdürlüğü bandırmadan söz ediyorum ben. 2013 bütçesinde 5 milyon gibi bir geliri vardı. Artı eksiye baktığımızda. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün otoparkları, tır parkları ve terminal dahil olmak üzere biliyorsunuz. Terminal giriş çıkış ücretleri alıyoruz. 2,5 milyon lira gibi bir gelir vardı. Halil'in bizde iki tane ağır vardı. Toptancı Ali, Balık Ali. Rusum gelirleri vardı. Dolayısıyla bu gelirler de bizden gitmiş oldu. Yani burada yarıdan aşağı düşen gelir diğer gelirlerde de yarıdan aşağı düştü. Dolayısıyla küçük belediyeler, yerel belediyeler ekonomik olarak sıkıntılı bir duruma düştü. Bu bir gerçek, bunu tespit ediyoruz. Şimdi bunu biz halkımıza hizmet edeceğiz. Diyoruz ki, ben paylaştırma komisyonunda da sayın genel sekreterime zaman zaman takılıyorum. Orada da söyledim, mali yardımcımızın yanında da söyledim. Kabul ediyoruz, biz zaten ben 6.360 sayılı yasaya göre Büyükşehir Belediye'miz 3 temel hizmeti küçük belediyelere devredebilir. Nedir? Mezarlıklar, terminaller, otoparklar, 3 haller. Buna yetkisi var. Biz eğer bugünkü gündemin içinde terminalleri, otoparkları ve halleri almış olsaydık, mezarlıklarla beraber üçünü birden ilçe belediyelerine devredebilirdik. Ama burada temel sorun gelir getiren ve gelir götüren. Sadece mezarlıklar gelir götüren arkadaşlar. Onlar ilçe belediyeler devrediliyor. Yetkisi olduğu halde diğer gelir getiren unsurlar büyük şeyler olsun. Ben burada adalet istiyorum. Denge istiyorum. Diyoruz ki tamam biz bunu alalım. Personelle birlikte alalım. Araç gereciyle birlikte. Burada araç gereci yok. Onu da komisyonda unutmuş olabiliriz sayın genel sekreterim. Mezarlıktan Büyükşehir'e geçen araçlarımız var. Onları da geri almak kaydıyla mezarlıkları alalım. Ama aynı zamanda terminalleri de alalım. Lütfedin gelir gider dengesini sağlayalım, hesabını yapalım. Tabii otoparklar konusunda da diğer ilçe belediyesi başkanı arkadaşlarımızın da büyük sorunları var. Örneğin otoparklar konusunu şöyle değinelim. Bizim meclis üyemiz burada Sami Gülcü çok iyi hatırlar. Seçim sürecinde Bandırma'da milletvekilimiz Sayın Cemal Öztay'la ve Eşref Kasaboğlu seçimi kazandıklarında Bandırma'daki paralı otoparkları kaldıracağını sözünü vermişlerdi. Ama bugünkü uygulamaya baktığımızda bırakıp kaldırmayı Erdek ilave olur. Bandırma'da şu anda 2,5 lira saat ücreti, Erdek'te 5 lira. Ayvalık ilave oldu. Ve diğer birçok yerlerin ilave olacağını biliyoruz. Bu otoparklar konusunda özellikle spor kulüpleri var. Bu otopark gelirlerinden yararlanan ve sırf onunla ayakta duran bunların dikkate alınmasını istiyoruz. Tabii bizde uygulamadan kaynaklanan sorunlar da var. Büyükşehir'e geçen müdürlüklerimizde. İtfaiye müdürlüğümüz Büyükşehir'e geçti. Onlar daha önce aldılar bizden. Biz tabii itfaiyemizde daha önce yolları yıkardık. Pazar yerlerini yıkardık. İşte budamalar yapardık parkbahçe ile ilgili. Su tankeri olarak zaman zaman kullanırdık. Ama Büyükşehir'e geçtikten sonra bizim yetkili arkadaşımız dedi ki biz pazar yerleri yıkamayız, yolları ıslatmayız, budama yapmayız, bunu tanker olarak kullanamazsınız. Şu anda kullanamıyoruz. Ama partizanlık yapıldığında söylemek istiyorum. Bir gerçek olduğu için buradan söylüyorum ben. Bakın Ramazan ayında birçok iftar yemekleri verdi. Biz belediye olarak her gün bir üç yemek verdik. İşte AK Parti'de değişik mahallelerde iftar yemekleri verdi. Çınarlı Mahallesi'nde, Karakol'un yanındaki meydanda iftar yemeği vermeden önce bizim yollarımızı sulamayan itfaiye AK Parti'nin iftar yerini yıkadı. Lütfen Sayın Başkanım,
eşit davranmasın, adaletli davranmasın, vatandaşımız bu konuda sizi eleştirmesin, bizleri eleştirmesin, buna da özen göstermesini istiyoruz. Yıllardır hizmet eden itfaiye bir anda seninle ilişkisini kesiyor. Bir anda. Büyükşehir'e geçtiği için Bandırma Belediyesi yokmuş gibi davranıyor. Bu iletişim, bu dayanışma sürmesi gerekiyor. Diğer belediyelerle aramızda sürmesi gerekirken içerideki kurumlarla sürmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu bir endişe olarak dile getiriyorum, uyarı olarak dile getiriyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlığı'nda seçim bitti, seçim söylemleri de geride kaldı. Hizmet dönemi başladı. Kimin tarafından yapıldı değil, o hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi lazım. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bu hizmetleri birlikte dayanışma içinde yapmak istiyoruz. Bundan halkımız yararlanacaktır. Onun dışında tabii önce İller Bankası'nın paylarımız azaldı. Sonra müdürlüklerde bize gelen gelirler azaldı. Bir de tabii bize tahakkuk edilen paylarından %30'u biliyorsunuz Büyükşehir payı olarak ayrılıyor. %10'da baskı payı olarak ayrılıyor. Ama arkadaşlar hizmet alanımız arttı. Bandırma'da iki büyük belde bize katıldı. 32 köy bize katıldı. 25 bin nüfus bize katıldı. Oralara hizmet götüreceğiz. Bütçeler azaldı. Hizmet alanları büyüdü. Bunun da dikkate alınmasını alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Sayın Başkanımız ve Genel Sekreterimiz bize Bandırma'nın borçlarından söz edebilirler. Evet, 90 trilyon civarında daha önce su projesinden kaynaklanan 3 dönem önceki belediye başkanından başlayarak biz 4. dönem olarak sayıyoruz kendimizi. O zamandan gelen borçlardı bunlar. Bandırma'nın susuz kaldığı bir dönemde Gönel Barajı'nın regülatöründen büyük bir yatırımla getirilen su paralarının borcudur o borçlarda. Yoksa Bandırma Belediyesi'nin kendisinin yaptığı borçlar değildir. Dolayısıyla devlet su işlerinin yapması gereken yatırımı Bandırma Belediyesi kendisi yapmıştır. Dış bankalardan borçlanmıştır, dolarla borçlanmıştır ve borç bunun için artmıştır. Borç da bu borçtur. Hiç kimse ödemeden bize kadar gelmiştir. Dolayısıyla bu borçla bunları ilişkilendirmemek gerekir. Değerli arkadaşlarım, şimdi %30'u İller Bankası payının Büyükşehir payı olarak kesiliyor. Niye? Bazı müdürlükler, bazı hizmetler oraya geçti. Şimdi mezarlık bize göçtüğüne göre bu %30'dan ne kadar mı bize vereceksiniz Sayın Genel Sekreterim? Bunu da valla siz istediniz diye mi veriyoruz yani? Mesela geçen meclis toplantısında dediniz ki bu mezarlıkları istiyoruz dediniz. Efendim sadece mezarlık demedik. Şimdi eksik söylemeyelim efendim. İşte mezarlık bakın, kapsadık sizi verdim. Bakın tekrar ediyoruz. Mezarlıktan başlayalım. Ben yaptım. Bütün konuşmalarda mezarlık, terminal, otoparklar ve haller dedim. Bu yasaya göre onları da verebiliyorsunuz. Bakın biz madem istediğimizi veriyorsunuz. Lütfen terminali de bize verin efendim. Otoparkları da verin. Değerlendiririz onları da. Peki. Ben bütün bu önerilerimi, eleştirilerimi ve adaletsizlikleri sizlerin dikkatine sunmak istedim. Teşekkür ederim. Peki. Sayın Dursun, biz de teşekkür ediyoruz. Önerilerimi, eleştirilerimi için.